Yaşadığın korkuları, acı duygusunu, hatta belki büyüklerinin tüm iyi niyetleriyle söylediği telkinleri, uyarıları bedeninin bir yerlerinde taşıyorsun. Bunları sadece beyninde değil, tüm bedeninde taşıyorsun ve farkında değilsin. Duygu bedeninde bu korkuyu göremiyor ancak orada olduğunu biliyorsun. O bedeninde bir yerlerde geziniyor. Bir ortama girdiğinde, yeni biriyle tanıştığında, patronunla görüşürken, yeni bir ilişkiye başladığında, ailenle ilişkinde. O duygu hep orada bir yerde. Bir daralma, sıkışıklık hissediyor ama nedenini de, acının yerini de bilmiyorsun. Bazen de bu duyguyu fizik bedeninde sıkışıklık gibi deneyimlemezsin ancak bir bakmışsın o muhabbetli halinden eser yok. Suskun, fikrini kendine saklayan ya da eline telefonu alıp dış dünyayla irtibatı kesen biri çıkmış içinden. Beyin düşündüğü ile gördüğü arasındaki farkı bilmiyor. O anda görselleştirme mi yapıyorsun, düşünüyor musun yoksa bu dünyada bizzat deneyimliyor musun, aradaki farkı bilmiyor. Eğer beynindeki bir nöral yol, bir acı deneyimi ya da negatif bir telkinle bağlantılıysa, bunu hatırlatacak birisi ya da bir uyaranla temas ettiğinde, beynin o anda o korkusu gerçekleşiyor sanıyor. Bu olduğunda senin için en tanıdık, en konforlu alanı sunan ezber davranışlarını sergiler, böylece güvenli alanında kalırsın. Canı sıkkın olduğunda eline hemen telefonu alıp saatlerce sörf yapmak ya da derhal buzdolabına koşup atıştıracak bir şeyler, özellikle de tatlı aramak gibi. Çünkü beynin huzursuz olduğunda şu üç tepkiden birini salık verir. Ya kaç, ya savaş, ya da saklan. Bu donup kalmak olarak da görülür. Konfor alanından çıkmayı reddedip yüzleşmeyi göze alamadığında bir şekilde bazı zamanlarda ortaya çıkan bu acı ya da korku bedeninde sinyaller oluşturuyor. Ve sen kendimi iyi hissetmiyorum diyorsun. Göğsüm daralıyor ya da başıma bir ağrı girdi. Ve zaman içinde bu sinyaller kronik rahatsızlıklar olarak bedenine yerleşiyor. Onlarla o kadar bütünleşiyorsun ki onlara sahip çıkmaya, normalleştirmeye başlıyorsun. Ben de yıllardır diz ağrısı var ya da cam açık kalmış boynum tutuldu gibi. Bu acı deneyiminin her zaman travma kökenli olması gerekmez. Örneğin küçüklüğünden beri annen çorap giy yoksa üşüteceksin dedi. Ve sen bir kış sabahı uyandığında bir saat kadar çorapsız gezdin. Sonuç nezle. Rusları duymuşsundur. Birkaç aylık bebeklerini -21 derece soğuk suya sokup 2-3 dakika o suda tutuyorlar. Hayır hayır, sana soğuk suyla duş al ya da çocuğunu doğduğu gibi bir kova buza sok demiyorum. Ancak görmelisin, bize öğretilen birçok şey önden tedbir amaçlı uyaranlar. Ve bunların birçoğunu bize, bizi koşulsuz sevdiğini bildiğimiz kişiler, anne babalarımız öğretti. Nasıl inanmayabilirsin? Üstelik sadece sana söylenenlerle değil, kendi söylediklerine de birçok hastalığı yarattın, yaratıyorsun. Yarattığın şey sadece hastalık olmuyor elbette. Bağımlılıklarını da bu şekilde yaratıyorsun. Yüzleşmen gereken, sesini duyman gereken korkuların, kaygıların, acıların verdiği belirtileri ilaç içerek, işkolik olarak, aşırı seks yaparak, aşırı yemek yiyerek, aşırı alkol alarak ya da alışveriş yaparak ve daha birçok şekilde bastırmaya çalışıyor, kendini uyuşturuyorsun. Bilinç, mantık, akıl yürütme, karar verme ve prensiplerle ilgilenir. Bilinçaltı ise inançlar, fikirler, yargılar ve tecrübelerle. Hayatımız bilinçaltı ile yönetiliyor ve güvende, tanıdık, konforlu olanı seçiyor. Kendimizi korkmuş, sevilmiyor, acı içinde hissettiğimizde hemen bizi güvenli konumda tutan alışkanlıklara dönüyoruz. Duygusal ya da ruhsal olarak yıllarca ertelediğimiz, görmezden geldiğimiz ya da kulak vermediğimiz konular, bedenimizde kalp hastalıkları, bağımlılık, tümör, kanser gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İşte burada artık farkına varman gerekeni fark et. Ben farkındalığı şöyle tanımlıyorum. Neyi, neden, nasıl yaptığına dikkat etmek. Bilinçaltı zihin
aynı anda birçok veriyi kaydederken bilinçli zihin en fazla 2-3 şeye odaklanır. Ancak dikkatimizi sadece bir noktada toplayabiliriz. Bu, çaba ve uyanık olmayı gerektirir. Neyi, neden, nasıl yaptığına dikkat et. Bunu yaptığında beynin ilkel bölgesi kaç ya da savaş ya da donup kal komutunu vermek üzereyken ona bir dakika, ortada sandığın gibi bir risk yok, duruma bir bakalım dersin. Bu yeni bir insan ya da bu yeni bir iş, bu yeni bir ilişki, hatta bırak cam açık kalsın, içeri temiz hava girsin dersin. Sana cengaverlik yapmanı değil, konfor alanından çıkmanı öneriyorum. Bunun için cesarete ve farkındalığa ihtiyacın var. Bir de dürüstlüğe, kendine dürüst olmaya. Çünkü insan en çok da kendini kandırır, bildiklerine tutunmayı seçerek. Alakası yok, ben de seçsem bunu seçerdim diyerek, şimdi başa döndürme beni, iyi kötü böyle akıyoruz işte demiş olur. Ve bu büyük bir çoğunlukça da onaylanır. Çünkü çoğunluğun yaptığı budur. Oysa hayatında nelerin ezberden işlediğini, hangi tutum, davranış ya da tepkilerin gerçekten sana ait olduğunu ya da olmadığını sadece sen bilebilirsin. Dolayısıyla nerede olduğunu, kim olduğunu, köklerini ve kendini samimiyetle görmeyi seç. İyi bir okuyucu ol. Hayatını doğru oku. Yüzleşmekten de, yargısızca yeni deneyimlere açık olmaktan da korkma. Hatırla, daha önce tanıdığın bir kişi bile onu yeniden gördüğün anda aynı kişi değil. Sen bir önce gördüğün kişiye dair fikirler taşıyorsun. Ve sen de onu bir önceki gören aynı kişi değilsin. Yargılarını bırak. Kelimelerine dikkat et. Kelimelerinle önce kendi bedeninde, sonra tüm dış dünya ile ilişkinde felaketler de, mucizeler de yaratabilirsin. Bedeninle konuş, ona teşekkür et. Her organına, her hücrene, içeride tıkır tıkır işleyen her sisteme teşekkür et. Çünkü miden ağrıdığında, lanet olsun toplantı saatinde nereden çıktı şimdi bu dediğinde şunu yapmış oluyorsun. Seminerlerimde tam da bu başlıkta anlattığım hikayeyi aktarayım sana da. Ülkenin birinde çok güçlü bir kral varmış ve bu kral iştahına da çok düşkünmüş. Her daim sarayında mükellef sofralar kurar, ziyafetler verirmiş. Elbette böyle bir kralın aşçısı da pek mahir, pek yetenekliymiş. Günlerden bir gün kral yine kendisi için kurulan şahane sofranın başına geçip ilk lokmayı ağzına attığında birden yüzünü buruşturmuş. "Bu ne rezalet, bu yemeğin tuzu yok!" diye gürlemiş sesi tüm sarayda. "Derhal o aşçıbaşı olacak kendini bilmezi buraya getirin." Cümle ikilenmeden aşçı başını yaka paça huzuruna çıkarmışlar. "Seni hadsiz, bu ne rezil bir yemektir. İçinde bir damla dahi tuz yok. Derhal kellesini alın." Aşçı başı korku, acı ve şaşkınlıkla sadece kekeleyebilmiş. "Aman kralım, affedin. Ben sizin 40 yıllık aşçınızım ve bu da benim ilk hatamdır." diyebilmiş. Kral 40 yıllık emektarının ilk hatasını hoş görmüş müdür, yoksa kelle alınmış mıdır bilinmez. Varın hikayenin sonunu siz yazın. İnsaflı bir son olsun mümkünse. Ve işte sen, bir organın ağrıdığında Allah kahretsin nereden çıktı bu mide ağrısı dediğinde tam da o kral gibi infaz ediyorsun onca zaman tıkır tıkır çalışan mideni. Üstelik çalıştığı sürece kendisine kaç kere teşekkür ettin işini güzel yaptığı için? Evet. Muhtemelen kral da muazzam yemeklerini yerken aşçısını mutfaktan çağırtıp teşekkür etmiyordu. Konu uzun. Uzun olduğundan da derin. Bugün bildiğin senin ne kadarı sensin meçhul. Bilinçaltı kayıtlar, o kayıtlara ulaşmak, o kayıtlarla yüzleşmek. Zaman içinde bu konuları açacağız ancak bugünlük bir niyetle toparlayalım paylaşımımızı. Şimdi, bu anda benimle birlikte niyet al. Bu kısımda istersen gözlerini kapatarak niyete katılabilirsin. Tüm hücrelerimle kendi gerçeğimi yalın ve anlayacağım bir şekilde fark etmeyi, bana ait olmayan taraflarımı da şifalandırmayı seçiyorum. İçeride ve dışarıda savaştığım duygularımı, davranışlarımı görmeyi, kabul etmeyi, şifalandırmayı seçiyorum.
Kendimle ve canlı, cansız, evrendeki her şeyle barışmayı seçiyorum. Kendimin orijinal versiyonunu hayata geçirmeye niyet ediyorum. Sevgili atalarım, sizlerin %100 farkındayım. Sizleri %100 görüyor ve kabul ediyorum. Benim atalarım olduğunuz için her birinizin varlığına ve bana katkılarına şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden bana sirayet eden, olumlu ve pozitif bütün kök inançlarım için sizlere teşekkür ederim. Sizlerden bana gelen, bugüne kadar ve şimdiki zamanda artık bana hizmet etmeyen bütün negatif kök inançlarımı sevgiyle uğurluyorum. Onun yerine bana ve şimdiki zamana hizmet etmiş ve edecek olan bütün pozitif kök inançları sevgiyle kabul ediyorum. Bugünden itibaren hayatımda, bedenimde, ruhumda, zihnimde her şeyin şifalandığını, güzelleştiğini görüyor, mutluluğu sevgiyle kabul ediyorum. Kendim olmak güvenli ve de öyledir. Ez cümle, alışkanlıklarının zincirlerini kır. Sabırla, titizlikle ve şefkatle kendini keşfetmeye niyetlen. Son olarak şu soruyu her gün sor kendine. Eğer kendim olsaydım, kim olurdum?